Arkadaşlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi yeni lobimizden size merhaba diyoruz. Bu lobiyi nasıl yaptık? Nasıl arkamızda böyle bir lobi var oyunumuzda? <laughs> Bunun püf noktasını bugün size göstereceğim gençler. Bunu hepiniz yapabileceksiniz sıfır popülerliği olan yeni aç, hesap açmış veyahutta işte 70 level 80 level neyse artık kaç levelseniz hesabı olan arkadaşlar herkes bunu açabilecek. Bugün bunu göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Ee, bu arada arkadaşlar bunu yaparken çok dikkatli dinlemeniz lazım. Dikkatli bakmanız lazım. Çünkü kaçırırsanız yapamazsınız. Ondan sonra ya olmuyor dersiniz. Şimdiden söylüyorum. Başta yavaş anlatacağım. Ondan sonra olayın hızlı olayını göstereceğim. Yapabilmeniz için. Bu arada arkadaşlar kanalımızda 1.0 güncellemesi ile alakalı Erangel 2 haritası Payload Mod 2.0 ayrıyeten yeni antrenman ile alakalı yeni güncelleme geldi. Bugün videoyu attım. Ege Alçınkaya abi ne zaman Türkiye'ye gelecek? 2 hafta önce gelecek demiştim. Bu güncelleme ile alakalı sormuş arkadaşımız. Ben bunu 2 hafta önce gelecek falan demedim. Tam böyle videoları izlemiyorsun büyük ihtimalle. Benim dediğim tarih şuydu. Geriye dönük bakarsan. Eylül'ün ilk haftası. Yani onuna kadar gelir güncelleme. 7'si olabilir. 8'i olabilir. Ama gelir. 15'i zaten sezon geliyor. Yeni sezon. Ondan dolayı Eylülden önce gelirse sürpriz olur ama benim dedim tarihler bence geleceğe tarihler diye tahmin ediyorum. Onur Buketçi. Abi soru paraşütün şekli iniş hızını veya havada kalma süresini etkiler mi diyor yani? Seviliyorsun demiş. Etkilemez. İşte paraşütün yok, yuvarlakmış. Paraşüt yok, üçgenmiş veya ne bileyim silahının işte 7 seviyeymiş. işte Buz Diyarı'ymış falan filan bunlar etkilemiyor. Bunlar sadece görüntüde var. Tabi bazı oyunlarda biliyorsunuz bunlar etkili. İnişlerinde çıkışlarında ne bileyim. Adamlar silahlara artı basıyorlar. Sizde öyle bir silah yok. Yani adam sizi iki mermiyle öldürüyor. Siz adamı öldüremiyorsunuz falan filan. Ama PUBG Mobile'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece görünüş olarak değişiklikler var. Oyun içine bir etkisi yok. Zaten normalde olması gereken de o. Yani kimsenin kimseye üstünlüğü olmaması lazım. Ha, elbisesi güzel olabilir. Silahı e, desen olarak güzel olabilir. Bunlar farklı şeyler tamamen. Zevk meselesi o kısım. Yani bir etkisi yok. Evet şimdi arkadaşlar olaya gelelim. Sorularınızı da cevapladık. Şimdi bu arkadaki lobiyi nasıl yapacağız ona bakacağız. Yine uyarıyorum. Dikkatlice izleyin. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar. ileri sarıp işte yok. Şöyle yapmış böyle yapmış deyip yapmayın. Çünkü kaçırma ihtimaliniz çok yüksek. Arkadaşlar şimdi envanter kısmına geldim. Buraya bakıyoruz tamam mı? Şu kısma. Burada iki tane lobi var. Bir tanesi şu an e, yeni gelen Mısır lobisi. Ayrıca de Erincil lobisi var. Ama dikkat ettiyseniz şu Erincil lobisi ben de seçili. Ama arkada bu böyle villa lobisi var diyelim artık. Villa ne diyeyim ne diyeyim bunun adı tam olarak bilmiyorum. Yani böyle güzel bir lobi var. E peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi buraya geliyoruz. Ben mesela Mısır yaptım şimdi. Gördüğünüz gibi arka lobi Mısır oldu. Yine geliyoruz. Tamam mı? Şimdi Erangel'ı seçtim. Aa. Erangel geldi. Niye değişmedi? Az önce dikkat ettiyseniz Erangel seçiliyken arkadaki lobi farklıydı. Bu niye değişmedi? Şimdi buradaki püf noktasını size göstereceğim arkadaşlar. Şu kısmı görüyorsunuz değil mi? Aşağıdaki böyle ranklar şeyler var burada sıralamalar var işte popülerlik sıralaması RP rütbe sıralaması başarım sıralaması ev alanı falan beğeni sıralaması burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken birinci unsur bakacağınız kişinin lobisi az önceki gösterdiğim lobi olması lazım yani Mısırlı erencil olmayacak mesela bu adam birinciymiş değil mi popülerlikte tıkla abi ama lobisi Mısır lobisi bunu kullanıyor adam. olmaz 2'ye bakıyoruz. Erangel lobisi. Bu da olmaz. 3'e bakıyoruz. 3 de erangel lobisi. Bu da olmaz abi. 4'e geldik. Şimdi dördüncü eleman bu lobiyi kullanıyor. Tam da istediğimiz lobi değil mi? Yani bu başka kullanıcılarda da bu lobi var aslında. Önemli olan arkadaki lobiyi bulmak. Biz dördüncü elemanda lobiyi bulduk. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Şimdi yavaş anlatacağım. Olmayacak çünkü hızlı yapmanız gerekiyor. Ama yavaş anlatmamın sebebi de tamamen anlamanız arkadaşlar. Bu adama geldiniz, değil mi? Popülerlik kısmına geldiniz. İşte burada adam işte şey atanlar var. Tavuktur, uçaktır falan filan. Şu son etkileşime bakıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra tekrardan buraya geliyorsunuz. Ondan sonra işte mesela diyelim 3 numara 3 numaraya tıkladınız. Bu adamın lobisi de Mısır lobisi. Arkası fark etmez. Lobisi hani farklı olursa daha iyi olur. Çünkü öyle oluyor. Buraya geldikten sonra ne yapıyorsunuz? Buradan teker teker çıkıyorsunuz. Çıktık. Ama lobi değişmedi değil mi bizim şu an ekranda gördüğünüz gibi eski lobi var. Bunu arkadaşlar yavaş yapmayacaksınız. Yavaş yaparsanız bir şey değişmiyor. Zaten dediğim gibi size e, dikkatlice dinle, dinleyin de, dememin sebebi yavaş anlatıp sizin anlamanız. Şimdi buraya geliyoruz. Tekrardan 4 numara. Gördük. Buna tıklıyoruz. Buna basıyoruz. Mesela şu an yeteri kadar hızlı olmadı. 4 numaraya geliyoruz. Lobisi geldi buna basıyoruz. Yine olmadı. Bekleyelim, bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi lobi değişti. Önemli olan hızlı olmak. Yani bir kere denediniz olmadı, bir daha deneyin. Bir kere denediniz olmadı, bir daha deneyin arkadaşlar. Bu şekilde bu lobiyi elde edebilirsiniz. Tekrardan yine envanter kısmından göstereyim. Gördüğünüz gibi erangel lobisi duruyor. Ama arkada <laughs> istediğimiz lobi arkada duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu lobiye bu şekilde ulaşabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Sizden tek ricam yani bu lobi zaten video çekiyorsanız kullanabilirsiniz. Ee, hoşunuza da gideceğini tahmin ediyorum. Şu videoya şöyle çok güzel bir like atmanız arkadaşlar. Tek ricam bu. arkadaşlarınızla da paylaşmanız. Sonuçta hiçbir şey kaydetmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.